Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve Muhammed Ekinci'nin hazırlamış olduğu bir Scania modumuz var. Mod henüz yayınlanmadı. Mod henüz daha bitmedi arkadaşlar. Mega mod olarak geçiyor. Şöyle hemen en başında birazcık böyle hızlandırılmış bir şekilde aracı sizlere göstermek istiyorum. Araç biter bitmez hemen yayınlanacak. Eksikleri var. Ama geçici olarak şöyle bir bana da attı. Hem gördüklerimi söylememi istedi. Sağ olsun, böyle hani fikir verme açısından biraz. Araçta 3 adet Scania kamyon modeli olacak arkadaşlar. 4S, 5S ve 6S modeli olarak, yani 3 nesil Scania koyabileceğiz. Ben bugün 124L olan modelini kullanacağım. Hemen şöyle yapılandırma bölümünde şöyle arka tarafa karoser koyabiliyoruz. Bu şekilde. Beyaz termoking koyabiliyoruz. Bu termokingin yanına çıkartma falan da koyabiliyoruz. Ya da renkli termoking koyabiliyoruz arkadaşlar. Ben yine beyaz olanı seçtim. Şimdi birazdan göreceksiniz zaten. Aracın şurada stop bölümleri falan da var. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdilik şunlarda herhangi bir slot yok. Bunlara slot gelecek. Geçici olarak bunu kullanıyoruz biz de. Başka neler var? Şurada da koruma demiri falan var. Aynı şekilde burada da koruma demiri var. Lastikler değişebiliyor. Şu şekilde lastik vesaire takılabiliyor araca. Başka nelerimiz vardı bizim? Şurada dolap değişebiliyor. Renkli dolap ya da siyah dolap olarak ekleyebiliyoruz. Buralarda çamurluklar var. Çamurlukları da gösterelim şöyle. Renkli çamurluk ya da siyah çamurluk olarak ekleyebiliyoruz şimdilik. Belki daha gelişmiş halde gelebilir. Nelerimiz var başka? Ön panjurlar komple renk renk değişebiliyor. Şeritler de aynı şekilde. Alt bölüm de aynı şekilde. İstediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Değiştirebileceksiniz yani. Daha henüz yayınlanmadı söylediğim gibi. Tampon demiri falan. Bunların hala slotları yok. Bunlar yapılacak. Aynı şekilde burayı da renkli yapabiliyorsunuz. Buralar da renkli yapılabiliyor. Şuralar da renkli yapılabiliyor. Ya da krom yapabiliyorsunuz. Şu bölümler renkli ya da plastik olarak değişebiliyor. Kapı kolları yine aynı şekilde. Yani bayağı mega mod olarak geçecek söylediğim gibi. İsterseniz karoser modelini kullanın. Tamamen sizin zevkinize, keyfinize kalmış bir araç olacak arkadaşlar. Stopluklar yine aynı şekilde eklemeniz gerekiyor. Belki yük modu falan da yapar ki bence yapmalı. Muhammed bu videoyu izliyorsa bence yapmalı. Hemen aracım şöyle yapımcılarından da bahsedelim. Muhammed Ekinci, Erdem Kuzey ve Harun Aras ve Nick Sarlı. Şimdilik emeği geçen herkesin ellerine kollarına sağlık. Belki daha böyle araç geliştikçe isimler çoğalabilir. Şimdilik bu arkadaşların ellerine kollarına sağlık diyelim. İptal et abi. Ya Allah Allah. Bu da iptal etmiyor. Adam deli ediyor ya. Benim hazırladığım araç da bu şekilde, hemen göstereyim. Şöyle sarı bir Scania modelimiz olacak. Ben araçtaki her şeyi yaptım. Şuraya etiketler falan konabiliyor, bu şekilde fotoğraf koyulabiliyor ama buraya eklememiş. Bence iki tarafında da olmalı diye düşünüyorum. Ve bunu seçeneklendirilebilir. Madem mega mod olarak geçecek, seçenek konulabilir. Bol bol slot seçeneği olmalı. Şuralara ledler olmalı. Ben tavsiyelerimi söyleyeyim. Aracın sesi fena değil. Benim hoşuma gitti. Belki değiştirebilir. Şu an emin değilim o konudan. Neler olur? Şu ön tarafa ledler eklenir. Led slotları eklenmeli bence. Herkes istediği gibi ekleyebilir. Hazır gelmesin yani. Aynı şekilde alt taraf için de bu geçerli. Yan taraf şuradaki koruma demirleri değiştirilebilir olmalı. Led eklenebilir dediğim gibi. Aynı şekilde yanlarda. Stoplar falan komple değişecektir. Bu geçici olarak konmuş anladığım kadarıyla. Arka tarafta da güzel ledlendirme yapılabilir. Şimdilik söylediğim gibi araç yeni yapılıyor, yeni hazırlanıyor. Daha yapım aşamasında. İçi de aynı şekilde. İçi de şimdilik boş. Buralara da tercih edilebilir bir şekilde. Slotlandırma seçenekleri yapılır. Şöyle aracımızı çalıştıralım. Böyle bir sesi var aracın.
Neredeyiz? Yol olarak da hemen şöyle gösterelim. Mersin Antalya arasındaki şu güzel yolu gideceğiz. Gidebildiğimiz yere kadar. Sonuna kadar gidemeyiz çünkü. 398-400 kilometrelik neredeyse bir yolumuz var ve inanılmaz virajlar var burada, biliyorsunuzdur. Yine bir şöyle Mersin Antalya arası bir yol yapmak istedim. Şöyle çıkalım yolumuza. Mersin'deki tüm arkadaşlarımıza selamlarımız olsun. Sesi güzel. Değişmese de olur yani. Ama güzel bir sesi var. Ama şöyle bir tavsiye verebilirim Muhammed. Araç biraz daha böyle yavaş gitmeli bence. Mesela bak şu an yokuş çıkıyoruz. Bayağı 8. viteste falan çıktım yani ben. Bayağı 8'e kadar gitti vites. Bence biraz daha böyle hani yüklü gibi olursa daha iyi olacaktır. Ha, şimdilik camları da açılmıyor. Onlar da yapılacak. Söylediğim gibi araç sıfırdan yapılıyor. Ve bol bol slot seçeneği olacaktır diye düşünüyorum. Olması gerekiyor. Mega mod deniyor çünkü buna. Mega mod olarak çıkacak piyasaya. Bayağı bir işi var. Daha yapılandırılmamış hali, böyle stok haliyle biz de bir oynamış olalım. Yapılandırdıktan sonra da ilk paylaşım olduğu zaman biz de videosunu çeker, sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Bu arada bu Türkiye haritası, geçenlerde oynadığımız Fethiye falan vardı biliyorsunuz. Fethiye, Muğla, Köyceğiz yolların olduğu harita bu. Video açıklamasına ben yine indirme linkini koyacağım. İndirmek isteyen arkadaşlar varsa video açıklamasında iki tane link var. O iki linki indirip ekstradan bir de video açıklamasında mod sıralaması var. O indirdiğiniz linklerin içinden kullanmayacağınız modlar da var. O yüzden bir mod sıralaması mevcut. Video açıklamasındaki fotoğrafa bakarak sıralamayı yapıp sizler de oynayabilirsiniz bu haritada. Yalnız bütün harita DLC'lerini istiyor, bilginiz olsun. Yani bu yolu 8'de çıkmasın mesela bu kamyon. Yüklü olduğu halini düşünelim. Ben şu an gaza basmıyorum, gazı köklemiyorum. Çok hafif basıyorum öndeki araçlar gitmediği için. Dediğim gibi yani yüklü olursa tam böyle keyif alarak oynanacak bir araç olur. Şöyle biraz zorlansın yani bu yolda. Bak şu an gaza basmıyorum. Bunlar da benden küçük küçük tavsiyeler. Bak gazı köklediğim zaman araç uçuyor. Ama şu haritadaki en iyi yol bence burası. En iyi rota burası. Antalya Mersin, Mersin Antalya arasındaki bu yol bu haritanın şu ana kadar yapılmış en iyi yolu. Bu yolun üstüne tanımam bu haritada. Efsane abi burası. Burayı tırla oyna, kamyonla oyna, otobüsle oyna, normal bir araba moduyla oyna. Zaten oynamadığımız mod kalmadı da bu yolda her şeyle oynadık, her şeyle. Gerçekten efsane bir yol burası. Çok keyif veriyor insana ya. Yani burayı normal zamanda aşacaksın abi. Güzel bir araç, şöyle güzel sesli. Çayını kahveni alacaksın. Alttan birazcık müziğini de vereceksin. Biz videolarda müzik veremiyoruz. Müziklerin telif haklarından dolayı. Hani verirsin, telifsiz bir müzik verirsin de o müziğin bir zevki yok. Telifsiz müzik ne olacak? YouTube'un kendi müzikleri var. Verirsin o müziklerden ama zevkli değil yani. Şöyle Türkçe müzik olacak. Alttan çalacak şöyle. Yani siz bunu yapabilirsiniz. Yanınızda çayınız, kahveniz, alttan müzik, güzel bir araç modu.
Çısır çısır. İnce ince böyle yavaş yavaş gideceksin, keyif alacaksın bu yoldan. Araç birazcık zorlanacak şöyle. Uğraştıracak biraz seni. Ya bugün direksiyon kamerası koyacaktım. O da inatla çalışmadı yani. İnatla direksiyon kamerasını çalıştıramadım bir türlü. Hadi dedim şu yolda bari bir direksiyon kamerası koyayım. Her zaman çünkü biliyorsunuz ben koymuyorum direksiyon kamerası. Koymamaya çalışıyorum yani. Bugün de inatla çalışmadı o direksiyon kamerası yani. Hadi dedim koyayım. Yok. Retarderle tatlı tatlı iniyor araç. Retarder kolum da gelmedi ki ya. Valla Asil'e buradan selamlar olsun. Kulaklarını bol bol çınlatıyorum Asil'in. Hala göndermediği için retarderle sinyal kolunu ve buton box'ı. Bol bol kulak çınlaması yaşıyordur yani sayemde. Arkadaş, artık bir göndereydin ya. Kaç ay oldu ya? İzliyorsa iyi kulak çınlamaları valla kendisine. Güzel bir ıslık kornası var bu arada bunun. Bu değil. Bak duyulmuyor mesela. Bunun da duyulması lazım biraz. Neredeyse hiç duyulmuyor yani. Dış kameradan da çok duyulmuyor. Of, hayatta duymaz. Bence bu kornanın da duyulması lazım. Duyulduğu zaman daha iyi olur. Bak şimdi. Pek gelmiyor yani. Bence bunun da gelmesi lazım. Muhammed, duy sesimi. Abi yol nasıl ama? Yol efsane ya. Şöyle bir şehir giriş çıkışı var. Lan! Oğlum ne yapıyorsun? Böyle bir şehir giriş çıkışı var. Ondan sonra yine dağ yollarına vuracağız kendimizi. Yine aynı yollara gireceğiz. Güzel bir kabin aydınlatması olabilir buna. Seçenekli de olabilir. Tek renk de olabilir. Fark etmez. Ayna yanlış çalışıyor sağdaki. Ayna düzeltilmeli. Bilgin olsun. Aynada hata var. Gölge hataları var. Bunlar teker teker toparlanacaktır diye düşünüyorum. Ben şöyle gördüklerimi söyleyeyim de. Ondan sonra niye söylemedin de olmasın. Yani şöyle gördüğüm, gözüme çarpan hataları
söyleyeyim. Hatta siz de video açıklamasına, video yorumlarına tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Muhammed Emin'in yorumları okuyacaktır. Ona göre aracı yapılandıracaktır isteklere karşılık. Sizler de isteklerinizi böyle yazabilirsiniz. Muhammed onları belki değerlendirir yani. Hatta gördüğünüz hatalar varsa, mesela ben aynayı bir hata olarak gördüm. Bunu paylaşmak istiyorum. Böyle bir hatası var. Gördüğünüz başka hatalar varsa bunları sizler de yazabilirsiniz. Önerilerinizi yazabilirsiniz. Yol efsane ya abi. Şu an var ya çok keyif alıyorum. İnanılmaz keyif alıyorum bu yolda. Evet. İnce ince altına vurabiliyoruz tabii böyle. Bak bak ilerideki yola bak da. Bir çıtır altı vuruyor ya. Normalde tam tersi olur. Kamyon ön tarafı duraklatır. Bizde de araçlar duraklatıyor. Muhtemelen önde bir kamyon var. Ondandır da. Çünkü tabela 70 diyorsa araçlar 70 de gider. Oyunun öyle bir olayı var. Ki şimdi bastılar gidiyorlar zaten. Bir önceki tabelaya dikkat etmedim. Acaba kaç yazıyordu orada bunlar böyle yavaş gidiyordu. Manavlara selam olsun buradaki. Oh oh, önde bir kamyon var. Ondan dolayı bak biz böyle gidiyoruz. Anmaya başlıyorum ben. Şimdi sollamaya çıkacağım. Kesin karşıdan bir araç gelecek. Çok dolu ön taraf. İnanılmaz dolu. Gelen giden yokken şöyle bir sollayalım şunları. Ha, çok sakat bir yerdeyiz şu anda. Of, altı vurur burada. Demiştim.
Hep şu kamyoncunun yüzünden. Şöyle geçelim biz onu en iyisi. Böyle devam. Evet. Çok vuruyor altı ya. Buna bu yoldan kaynaklanıyor da olabilir. Araçtan kaynaklanıyor da olabilir. Tam emin değilim. Biraz hızlı giriyoruz çünkü o tarz yerlere. Oh, güneşte yüzümüze yüzümüze. Of. Saldım aşağı gidiyor. Ve ileride benzinlik var. Benzinliğe girip orada yavaştan bitirebiliriz. Şöyle çaprazlama duralım. Şurada bitirelim. Evet. Evet arkadaşlar. Aracımız bu şekildeydi. Söylediğim gibi yorumlara sizler de gördüğünüz hatalar varsa hataları yazabilirsiniz. Araçta olmasını istediğiniz şeyler varsa onları yoruma yazabilirsiniz. Ben Muhammed de söylerim. Hani videoda böyle böyle söyledim. İzlememiş olursa bile videoda böyle böyle söyledim. Yorumlara dikkat et. Belki hani kafanda fikir oluşur. Güzel şeyler olur yani. Güzel yorumlar gelir. Ona göre kafanda fikir oluşur. Hani araca eklersin diye Muhammed'e de bunu belirteceğim. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.